Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu. Bu sahabi celil kişi sorash mümkün bo'lgan hamma sharafga, kişi yetish mümkün bo'lgan hamma bir oliy darajalarga yetgan ulug' sahobalardan. Chunki bu zotga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba bo'lishlik baxti muyassar bo'ldi. Vaholanki tug'ilishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgandan keyin bu kishi tug'ildi va go'dak bolaligida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahobalar qatoriga kirdi. Bu zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga urug'chilik aloqasi borligi bilan ham bir sharaf keldi. Chunki Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning amakisi Abbosning o'g'li edi. Payg'ambarimizga amakivatcha bo'lar edi. Taqvo cho'qqisi bu kishiga muyassar bo'ldi. Kunduzlari ro'zador, tunlari qiyomlarda turgan kishi edi. Sahalarda istig'for etadigan, tunlarida Alloh taolodan qo'rqib ko'z yosh to'kadigan sahobalardan edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bu ummatning rabboniy olimlaridan bo'ldi. Allohning kitobini eng biluvchi bo'lgan kishi, dinni eng zo'r tushungan va boshqa bir islomiy diniy bilimlarni mukammal bilgan kishilardan edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu hijratdan 3 yil avval dunyoga keldi. Tug'ilgan paytda onasi ko'tarib kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga olib keldi. Va payg'ambarimiz ana shu arablarning odatiga ko'ra o'zini muborak pokiza so'lagidan olib turib, og'ziga solib tomog'ini ko'tarib qo'ydi. Og'ziga birinchi tushgan narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'lagi bo'ldi. Bu bilan ilm, hikmat kirdi bu kishining og'ziga. Hali onasini emmasdan turib, payg'ambarimizning so'lagi bu kishining og'ziga tushgan birinchi narsa bo'ldi. ...13 yaşlı bo'lgan paytga qaramasdan Abdulloh ibn Abbos Qur'onni mukammal yodlagan kishilardan bo'ldi. Va ummati Muhammadga 1660 ta hadis rivoyat qildi. Buxoriy va Muslim muttafaqun alayh bo'lgan sahih deb atagan kitoblarida 1660 ta hadisni rivoyat qilib berdi. Mana shu payg'ambarimizning so'lagi kishini og'ziga tushishligi bilan unga hikmat va ilm ato etilindi. Alloh taolo Qur'onda وَمَا يُؤْتَ الْحِكِمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kimga Alloh taolo hikmatni bergan bo'lsa, bu kishiga büyük, katta yaxshilik ato etilibdi. Bu Hoshimiy yigit Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir o'zini bir aqlini, o'zini bir boshqarishga yoshi yetgan zahotiyo payg'ambarimizga hamroh bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tahorat qilsa suv olib kelib berar edi, namoz o'sa orqasida turar edi, safarga chiqadigan bo'lsa, doim Rasululloh orqasida chiqib yurar edi. Rasulullohga doim uch qashi otda yurardi. Mashhur hadis. Agar so'rasangiz Allohdan so'rang. Suyansiz Allohga suyaning degan mashhur hadis Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni otda orqasiga uch qashi olib aytgan mashhur hadisdir. Bu zot Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'lankasidagi o'ziga erishib yuradigan bo'ldi. Qayerda bo'lsa Rasululloh bilan birga bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida namozga turdi. Namozga turmoqchi bo'lganda suv olib kelib berdi. O'zi aytadi, Rasulullohga tahoratga suvni berdim. So'ngra Rasululloh namoz o'qiyotib turib, ishora qildi. Yon boshimga turing dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyrug'i labbida bordi, lekin orqasiga turdi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin, "Ey Abdulloh" dedi, "Nimaga yon boshimga turishlikdan turishlikdan o'rniga orqaga o'tdingiz?" dedi. Parvardigor Rasululloh dedi, "Siz meni ko'zimda shunday bir buyuksizki, sizni yon boshda turishlikdan men hayo qilaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam parvardigoro bunga hikmatni ado etgin deb duo qildi. Alloh taolo duosini ijobat qildi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'lankasi bo'ldi deb aytdik. Bir majlisda 10 yashar, 11 yashar bola payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ng tomonda o'tirardi va sahobalar davra qurib o'tirgandi payg'ambarimiz atrofida. Rasulullohga sut olib kelindi yoki bir ichiladigan ichimlik olib kelgan paytda Rasululloh ichdi va yon boshidagi yigitga qarab turib, o'ng tomondan ichishlik bu sunnat, o'ng tomonga berishlik. Shunday qarab turib, bu yoqdagi kishilarga shu suvni mendan keyin ichishlikka ruxsat berasizmi navbatingiz desa, aqlli qarang, farosatli qarang, sizdan keyingi o'rinda ichishlik sharafini birovga bermayman, menga bering dedi. Ishni davom etkizib yubordi. Ya'ni yosh bo'lishiga qaramasdan bu kishi hakim, hikmat egalaridan bo'lgan kishilardan. Sahobalar Muoviya ibn Abi Sufyon bilan
Ali ibn Abi Talib ortasında nizo bo'ldi ve musulmonlar bir tarafı Ali tomonda, bir tarafı Muaviya tomonda tarafkashlik qilib bo'linib qoldi. Shunda bir top odamlar 20 mingdan oshiroq bo'lgan kishilar Ali'ye qarshi bo'lgan holda Ali'ni ziddiga qarshi turardi. Shunda Abdullah ibn Abbas roziyallohu anhu Ali roziyallohu anhu ga kelib aytadiki, "Ey Amir al-Mu'minin, ruxsat bersangiz men ular bilan borib gaplashsam sizga qarshi turganlar bilan." Ya'ni bu kishining qanchalik Qur'onni, dinni qanchalik yaxshi tushunganligi bitta dalil. Bu kishi xabrul umma, ummatning olimi, ummatning ibrati deyiladi. Sizga bir yomonlik yetkazib qo'yishmasmikin deb qo'rqaman dedi Ali roziyallohu anhu. Abdullah ibn Abbas, "Inshaalloh yomonlik yetkazishmaydi" dedi. Ularni oldiga bordi. Va ularni oldiga borib kirib gaplashmoqchi bo'lganda, "Ey Abbosning o'g'li, ey Rasulullohning amakisi, xush kelibsiz" deydi. Ba'zilari, "Bu bilan gaplashmanglar, bu Ali'ni talabini olgani keldi" deb javob aytishdi. Lekin Abdullah ibn Abbosga ko'pchilik suhbatlashishga rozi bo'ldi, kirdi. Abdullah ibn Abbos ana shu Ali'dan norozi bo'lib turgan toifaga, "Nimaga sizlar Rasulullohning kuyoviga qarshi chiqyapsizlar? Ali'ni nimasiga norozisizlar?" dedi. Ular aytishki, "Uchta ishidan norozimiz." Nima ular? Birinchisi, o'zini ishini hal qilishlikni odamlarga topshirib qo'ydi. Ikkinchisi, Oyishaga va Muaviyaga qarshi urushdida ularni yengandan keyin o'ljolmadi. Uchinchidan, o'zini ustidan Amir al-Mu'minin degan nomni olib dedi. Shu uchta aybiga biz Ali'dan norozimiz deydi. Abdullah ibn Abbas, "Agar men sizlarga Allohning kitobidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan keltirsam, Ali'ni qilgan ishini to'g'riligiga fikrlardan qaytasizlarmi?" dedi. Ular ham deb javob berishdi. "Sizlarni Ali roziyallohu anhu va Muaviya ibn Abu Sufyan o'rtasida tortishuv bo'lgan paytda sahobalardan Abu Musa Ash'ari Ali roziyallohu anhu tomonidan vakil bo'ldi. Amr ibn As daholardan Muaviya ibn Abu Sufyan tomonidan vakil bo'ldi." Ya'ni ikkala sahobiy, ikkala ulug' sahobiy shu paytda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu xalifa edi. Odamlar unga bay'at bergan edi. Shu ikki tomon talashib qolgan paytda musulmonlarning ishini hal qilishligini Ali tomonidan Abu Musa Ash'ari hal qildi. Amr ibn As Muaviya ibn Abu Sufyan tomonidan vakil bo'ldi. İkkala sahaba kirdi, ikkita odamning vakili bo'lib. Mana Amr ibn As'ning qissasini gaplashganimizda daho bo'lgan deb aytdik. Nihoyatda bir ustakor odam bo'lgan dedik. Abu Musoga Amr ibn As aytdi, ya'ni musulmonlar ishini hal qilish ikkamizning qo'limizda qoldi. Ke, musulmonlarga o'ziga tashab qo'ylik, o'zlari xalifani saylab olsin dedi. Abu Musa sodda odam edi. To'g'ri odam edi. Amr ibn As ustakor daholardan edi. "Nima taklif qilasan ey Amir?" dedi. Aytdiki, "Hozir chiqamiz" dedi. "Sen ham, men ham o'zimizni amirimizni ishdan oldik deb e'lon qilamiz. Xalq o'zi saylab olsin." Abu Musa bu gapga xo'p deydi. Amr ibn As, Abu Musa Ash'ari tashqariga chiqishadi. Xalq to'planib turgan paytda, "Ey Abu Musa, gapir" dedi Amir. Shunda Abu Musa Ash'ari aytadiki, "Men" dedi, "o'zim boshlig'im Ali ibn Abi Talibni ishdan oldim" dedi. Musulmonlar o'zlari saylab olishligi uchun. "Endi sen ayt" dedi. Amr ibn As aytdiki, "Bu" dedi, "o'zini amirini ishdan oldi, men amirim ishdan olmadim" dedi. Xila qildi. Shu bilan Muaviya ibn Abi Sufyan qoldi. Mana shu narsadan norozi bo'lib, o'zini ustidan Amir al-Mu'minin degan so'zdi. O'zini ishini ikkita odamga topshirib qo'ydi deb. Shundan norozi bo'lishdi. Shunga Abdulloh ibn Abbos Qur'ondan o'qib aytayaptiki, "Ey iymon keltirganlar, sizlar hurum holatda, haram hududida ov qilmanglar. Agar sizlardan bir kishi qasddan ovni ovlagan bo'lsa, mana shu o'ldirganchalik jonivorni fidyasini, jazasini to'laydi va mana shu to'layotgan paytda ikkita adolatli odam hakam bo'lib tursin" dedi. Shu oyatni o'qib turib, qiymati 4 dirham bo'lgan quyonni pulini to'lashlikda ikkita odam guvoh bo'lishi kerak bo'lsa, nohaqdan to'kilgan hayvonning qonini hal qilish kerak bo'lgan ikkita odamni guvoh qilinglar deyotgan Alloh, odamlarda musulmonlarda qoni hal bo'layotganda ikkita odamni guvoh qilishlik to'g'riroq emasmi dedi. Tushuntira oladimmi? Quyonni ishini hal qilishiga ikkita odam guvoh qildi deyapti. Ha bu quyon emas, odamlarda musulmonlarda qoni ustida nimaga ikkita odam hakam bo'lmaydi dedi. Qoniqdinglarmi javobdan dedi. Qoniqdik dedi. Ikkinchisi
Muaviye ve Ayşe'ye karşı Ali cenk kıldı ve onlarına asir olmadı dediler. Sırar ne mi? Sırardı peygamberilerde ayolu, sırardı onaylarda asır alışır ki kere miydi? Ayollar asır tutsa sabahaya değilirdi. Büyüm katardı işletilinirdi. Mülk buladı. Onaylarda asır kılıp mülk katardı padanışı alıyorsalar mı? Eğer hadisiyle kafir bulasılar dedi. Ali radıyallahu anhu Ayşe anamızı bir kolu gibi ötkenden keyin ayol kişilerde erkek kişi görünüşüdeki kiyimdeki gizip özünü yüge kalıp cönet oraya buladı buradalar. Beni erkeğe de alçak koşup cönet var da o Ayşe anamız şöyle bir gazap giden de o sakçıkalı op getirdikler erkek kişinin kiyimini giyen ayollara da. Ali radıyallahu anhu da hikmetiydi. Asır anadı onlar da koyuvar deken gepilerde kesik. Eğer anaylarda asır alışı yigesiler razı bozuyorlar sılar kafir bulasılardı. İkinci kıyken işten hem konuk değiller mi dedi. İkinci işten hem konuk değil dedi. Ama üçüncü söz değiller. Özünü Amiral Mumini degen namını özü uçurtup taşar degen söz ile kesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye sulhıda müşriler bilen sulh tüzeyken de bu sulh Muhammed Resulullah bilen Kureyş ortasında tüzül yaptı degen sözde Suhayr-i Namir'e eşittirip eğer seni biz Resulullah deyince işengenimizde sen buna uğruşmasın deyik. Resulullah da uçur degen. Resulullah özünü namını uçurtırken. Şimdi Ali, Amirul Mu'minin degen nasıl aptaşıyken olsa namaz geçer de nasıl dedi. Üçüncü davaylara konu kalı cevabı oldu mu dedi. Ha dedi. Yigime törmüyor adamdan yigime miyin Ali tarafı göttü. Törmüyor ana şu özünü ırcalığı da kaldı. Bu kişinin her bitti oranında Kur'an'dan, ayetten Peygamberimizin hayatında misal diketleri belirtti ki bu kişinin ülke katta ilmiye gelseyken ilgi bitti işareydi. Zeyd ibn-i Sabit r.a. Peygamber s.a.v'i vahiy katıblardan idi. Kur'an yazadığı kişilerden idi. Fikhte, kıraatte, faraizde bir alimlerden idi. Künladı biri de atını bineyken de Abdullah ibn Abbas şunu atını yüken düşer atını düşer tutup verdi de ya Resulullah'ın emekçisinin oğlu onu yıkmayın dedi. Abdullah ibn Abbas biz alimlerde şunu diye hürmet kılıçdık ki büyürülgenimiz dedi. Attan çüştürüp Zeyd ibn-i Sabit dedi ki kol izi vereyim dedi. Yaşı balaydı. Kolunu öptürüp biz Resulullah'ın hanedanından bugün kişilerine şunu diye hürmet kılıçdık ki büyürülgenimiz dedi. Uyam oğlum, buyam oğlum. Sınırlık, kemterlik, muamelanı köreyim birbirine nispeten. Biz de kalmaz. Tıpta sürenetli olsa karak yok bakan, aldı götü bir matı imam götü olsa mullu yok bakan, bu ayı gel vermeydi. Habrul umme bakan kişiler, sınır bakan, birbirine muamele şimdi bir kemterliği bulan bakan. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu ilim talabı da en peşkadam ilim kuygen kişilerden idi. Tabiyenlerden bulgen Masruk ibn Ajda aytadı. Abdullah ibn Abbas görsem adamlar da en çıralı gidip ayet aradım. Eğer o yapırsa lütuf sözlerse en fasahatlı kişi derdim. Eğer sohbetlaşıp otursan adamlar da en bilimden de bilerdim. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuge Allah bergen ilim bir kemal derecesi yetken payette bu kişinin üye Müslümanlarının camiyesi üniversiteye geldendi. Ha camiye geldendi. Bizim zamanımızdaki üniversitelerde bir kança onlarca muallimler işlese Abdullah ibn Abbas'ın medresesi de bitti ustaz var idi. Sahabalardan bir rivayet kıladı. Abdullah ibn Abbas'ın üyüge baradığın yöreğinde adamlar torba oturduğunu yeni gördüm. Kuraş Yunus'un özürlüğünden fakirlansıdı dolar idi. Adamlar yollarga, yöreklerge oturup toplanıp oturardı. Kirişliydi imkanıydı bu masada. Abdullah ibn Abbas'ın aldığı kirdim. Adamlar toprağını kütkeni yine ettim. Taharat kıldı. Sonra çıkıp onların içi de Kur'an hakkı da, tecvid hakkı da, onun harifler hakkı da sormak için bugün adamlar kirsin dedi. Kirişti, hücren tolgızıştı. Onlar sağlık verişti, Abdullah Abbas cevap verdi. Ziyadalı bile düşündürdü de, sonra endi çıkıyorlar, braderler yol veriyorlar. Çıkıp geçişti. Sonra çıkıp ayetin, kim endi Kur'an tafsiriden, tavilinden bilmek için olsa onlar kirsin dedi. Yani bir top adam kirdi, yüzde dolguz işte. Saval soruştu, cevap da alıştı, ziyada cevap da aldı, çıkıp yetişti. Sonra çıkıp ayetin. Halal ve haramdan, fikhten bilmek için adamla kirsin dedi. Yani hanat oldu. Her bitti,
bilimni bilishlikka xohlagan kishilarni alohida alohida chaqirib ularga dars berardi. Faroiz haqida, uning hukmlari haqida bilmoqchi bo'lganlar kirsin dedi. Ular kirdi, ular ilm o'rganib chiqib ketdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu arabiy til haqida, she'r haqida, arablarning g'arib kalimalari haqida bilmoqchi bo'lganlar kirsin dedi. Ularga dars berdi. Quraysh mana shu narsaniz bilan faxrlansa bo'ladigan, chunki bitta kishining o'zida islomni tamomiy ilmi jamlangan edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu ilmlarni kunga bo'lib qo'ygan edi. Bir kun boradi, bu kunda faqat tafsir haqida javob berardi. Ertasi kuni kunda faqat fiqh haqida javob berardi. Keyingisida Rasulullohning jihodlari haqida javob berardi. Keyingi kunda she'r haqida, keyingi kunda arab tili haqida va har bir kunida alohida alohida ilm gap berib bo'lib qo'ygan kunlarda. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu yosh bo'lishiga qaramasdan xulofolarni maslahatchilardan biri edi. Sahobalar Abdulloh ibn Abbosga chigal masalalar bo'lib qolgan paytda, o'zlari javob topolmay qolgan paytda chaqirishardi va u kishidan javoblarni eshitishardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yoniga olib o'tirganida katta kibor sahobalar ma'lumot qilishdi, bu yosh bilan nima biz oramizda olib o'tiribsan. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu kishini manzilatini bildirib qo'yishligi uchun "Iza ja'a nasrullohi val fath" oyat haqida nima deysizlar dedi. Qachonki Alloh taoloning madadi nusrati kelsa, odamlarda dinga to'p-to'p bo'lib kelayotganini ko'rsangiz, Allohga tasbih ayting, istig'for ating, albatta Alloh tavbalarni qabul qilgan bo'lgan zot. Nima deysizlar shu oyat haqida dedi. Ha, Allohning g'alabasi kelganda odamlar dinga to'p-to'p kiradi, shunda istig'forga buyuryapti deb hammasi bir javob aytganda, "Ey Abdulloh, siz nima deysizganda bu Rasulullohning vafotiga ishora edi" dedi. Chunki Rasululloh odamlar dinga to'p-to'p bo'lib kelayotganda sizni dunyoda qiladigan ishingiz qolmadi degan o'limidan bashorat. 80 kundan keyin vafot qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'rdinglarmi dedi? Abdulloh ibn Abbosning manzilati sahobalar huzurida shunday bir ulug' edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu odamlarga va'z qilishlikda ham mashhur kishilardan edi. Bu kishining nasihatlaridan, "Ey gunoh qilib yurgan gunohkor banda, gunohingning oqibatidan xotirjam bo'lmagin. Chunki seni qilgan gunohingdan xotirjam bo'lishliging qilgan gunohingdan ko'ra og'irroq bo'lgan gunoh. O'ng tomon, chap tomoningdagi farishtalardan hayo qilmayotganliging qilgan gunohingdan ko'ra og'irroq bo'lgan narsa. Gunohni qilib qo'yib turib kulishliging gunohni o'zini qilishdan ko'ra og'irroq bo'lgan narsa. Qilgan gunohing bilan o'zingni muzaffar sezishliging qilgan gunohingdan buyukroq narsa. Gunohni qilolmay qolishingga g'am qilishing gunoh qilishingdan og'irroq bo'lgan narsa. Va ya sohibat zambi atadri ma kana zambu ayyub alayhisalam hina ibtalahu azza va jal bi jasadihi va malihi. Ey gunoh qilib yurgan kimsa, Ayyub alayhisalomga Alloh musibat berdi, balo berdi. Bilasanmi nimaga? Bir zulm ko'rgan miskin undan yordam so'raganda indamasdan o'tib ketgan edi. Zulm qilmagan bunga. Zulm ko'rgan odam yordam so'raganda labbay deb javob bermagan uchun Alloh taolo shunday balolar berdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu insonlarning ichida eng go'zallardan bo'lganligi, ularning bir ochiq yuzliligi va tunlarda yig'lab mana shu ko'zlar yoshlarini izlari ko'ziga yuzlariga chiqib qolganligi u kishini qanday bir taqvodor bo'lgan ekanligiga bir kifoya qiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana davrida aytdik, mana maslahatchi bo'ldi, 71 ga kirib o'ldi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu vafot qilgan paytda u kishini janozasini Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Alining o'g'li Muhammad o'qidi. Va sahobalar bu kishini qabrini kavladilar, tobiinlar qabriga qo'ydilar va mana shunday bir janozasi tayyorlanib turgan paytda shunday bir ovoz keldi. Rivoyatlarda bir ovoz keldiki, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ey xotirjam nafs, ey mutmainna nafs,
Parvardigoringizni huzuriga rozi bo'lingan holda, sizdan ham rozi bo'lingan holda kiring, meni bandalarim qatoriga kiring, meni jannatimga kiring degan ovoz keldi. Bu ovozni qayerdan kelgan hech kim bilmadi. Ba'zi rivoyatlarda bir oq nur kelib kafaniga kirib ketganligini rivoyat qilinadi. Bu kishining hayoti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana iymon keltirishidan ko'zini ochdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilmini o'rgandi va to'plangan ilmni umrini oxirigacha bu ummatga tarqatishlik bo'limini o'tkazdi. Alloh subhanahu va taolo bu kishilarni hayotidan ibrat olishga nasib qilsin. Bizi farzandlarimizni ichidan ham chiqishligi mumkin birodarlar. Agar biz halol bo'lsak, bismillohda topgan bo'lsak, yeyizayotgan luqmamiz halol bo'lsa, tarbiyani to'g'ri bersak, qalbini Allohga bo'lgan muhabbat bilan tarbiyalasak, bizi ichimizdan ham chiqqan birodarlar. Buxoriylar, Termiziylar bizi yurtimizdan chiqqan. Nimaga hozir chiqmay qo'ydi? Nimaga Buxoriylar yurtidan mana shunday bir kishilar chiqqan deb so'raganda javob berarkan o'sha davrda odamlar. Buxoriylarning onalari kechqurun uyg'onsa, bolasi yig'lasa, tahorat qilib bismillohda o'ng ko'krini tutadi. Shuning uchun shulardan shu Buxoriylar chiqqan deydi. Hozirchi? Hozir yaxshi bilamiz. Kishini yegani, ichgani, kiygani harom bo'lsa, buni duosi qadan ham ijobat bo'lsin. Bizdan chiqmasa bolalarimizdan chiqar. Bolalarimizdan chiqmasa nevaralarimizdan chiqar. Biz o'sha birinchi urug'ni birinchi qadamda biz qo'yadigan bo'lsak, umid qilamiz. Bu kishilarda kishilar biz ichimizdan chiqsa ham ajab emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.